bir anda oldu. Muhteşem kadrosuyla Demet Akva, Necip Memili, Metin Akdülger, Seda içeride pislik gibi gözüküyor. Yani böyle çocuk oyuncularımız, herkes o kadar iyi ki. Merakla beklenen dizi Sandık Kokusu geliyor. Aile bağlarının çok kuvvetli olduğu bir sandık kokusu izleyecekler. Saygıdeğer izleyiciler Show TV'de. Tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran annesiyle babasının bir tanesi. Annesi nerede kaldı bu kızın? Süsleniyordur annem o, süsleniyordur. Sandık Kokusu dizisinin oyuncularından beklenen diziye dair ilk tüyolar geliyor. Benim oynadığım karakter, evet, Karsu için diyebilirim ki onu çok büyük maceralar bekliyor olacak. Çocuk sevilmez mi ama ben bakamam yani. Çocuklar, şu an bana ihtiyaç var mı? Yok. Bir efsane Demet Akbağ ve genç neslin en başarılı isimlerinden Özge Özpirinççi'yi buluşturan Necip Memili ve Metin Akdülgerli kadrosuyla heyecan yaratan Show TV'nin yeni dizisi Sandık Kokusu ekran için gün sayıyor. Sen bensin, ben de senim. Ve bizim ikimizin arasındaki bu bağ o kadar güçlü ki onu hiçbir şey koparamaz. Biz uzakta olsak hep beraberiz. Kuzey hiçbir zaman bulunamayabilir, farkında mısın? Bir ailenin Adana'da başlayıp İstanbul'a uzanan hayata yeniden başlama ve umut dolu hikayesini etkileyici bir atmosferle izleyiciye aktaracak olan Sandık Kokusu'nun yayınlanan tanıtımı seyircide büyük heyecan yarattı. Yeter artık, kendine gel. Ben sorumluluk almak istemiyorum dedim, ısrar ettim. Mecbur kaldım. Oturup baksaydın çocuğuna o zaman. Tamam. Ablam var ya, sana yaptı. Her şeyi sen hak ettin, biliyor musun? Dizinin afiş çekimlerine konuk oldu. İlk konuğumuz Necip Memili. Dizinin konusunu ve onun oynadığı karakteri merak ediyoruz. Ya çok güzel, çok enteresan, aile bağlarının çok kuvvetli olduğu bir sandık kokusu izleyecekler. Saygıdeğer izleyiciler Show TV'de. Ve bizim ikimizin arasındaki bu bağ o kadar güçlü ki onu hiçbir şey koparamaz. Biz uzakta olsak hep beraberiz. Başarılı oyuncu Necip Memili, Sandık Kokusu'nun kadrosuna dikkat çekiyor. Ya oynamaktan keyif ve gurur duyduğum insanlar var kendi adıma, özellikle Demet abla. Tabii ki diğer oyuncu arkadaşlarımı tenzih ederim, bu arada ayıp olmasın, ama onunla oynamak çok büyük bir lüks, çok büyük bir keyif. Özge ile oynamak da zaten ayrıca büyük bir lüks ve keyif. İşine çok hakim iki tane kadın aktris, önemli kadın aktris. Türk sineması için, dizi sektörü için, Türk tiyatrosu için çok önemli iki kadın aktrisle oynamak çok öğretici, eğitici ve eğlenceli oluyor. Sandık Kokusu'nun Karsos'u Özge Özpirinççi ile beraberiz. Hikayeyi bir de ondan dinleyelim. Bir anne kız hikayesini anlatıyor temelinde. Ama tabii ki bir kadının yaşadığı olayların arkasından üç çocuğuyla birlikte yepyeni bir hayata yelken açışını da anlatacak aynı zamanda. Yayınlanan ilk tanıtımlarla oyunculuktaki gücünü bir kez daha herkese gösteren Özge Özpirinççi, Karsu'yu çok büyük maceraların beklediğini dile getiriyor. Benim oynadığım karakter, evet, Karsu için diyebilirim ki onu çok büyük maceralar bekliyor olacak. Sen anneannemi sevmiyor musun? Karsu haksız. Bakamayacaksan yapmayacaksın. Sanki ben bile isteye kaybetmişim gibi etmediği hakareti bırakmadı. Ölürüm de affetmem. Oynadığı her projeyle zirveye yerleşen Özge Özpirinççi'nin Sandık Kokusu'nu seçmesindeki öncelik senaryo olmuş. Yani açıkçası ben bir projeye ilk yaklaştığım zaman önce senaryo benim için önceliktir. Ve senaryo okuduğumda böyle hemen ikinci bölümü, üçüncü bölümü, dördüncü bölümü, beşinci bölümü istedim ve hepsi de hazırdı. Ve bizim sektörde bir televizyon dizisi için bu inanılmaz bir nimet. Melisa Hanım'la Zeynep Hanım gerçekten çok usta iki kalem. Onlarla çalışacağım için çok mutluyum. Televizyonda çünkü en önemli şey senaryo. Bunu artık her yerde görüyoruz maalesef. Umarım artık bunun ne kadar önemli olduğunu herkes fark eder. Annesiyle babasının bir tanesi. Annesi nerede kaldı bu kızın? Süsleniyordur annem o, süsleniyordur. Diliyordum bu dil.
çocuk sevilmez mi? Ama ben bakamam yani. Şu an bana ihtiyaç var mı? Yok. Bütün karakterlerin üç boyutlu oluşu, hiçbir olayın sebepsiz olmayışı ve hikayenin sürekliliği beni çok etkiledi. Yani ben de merak ediyorum ne olacağını gerçekten. Elbette efsane bir kadronun da bir araya gelişi etkili olmuş onun için. Demet Akba, Necip Memili, Metin Akdülger, Seda içeride pislik gibi gözüküyor. Yani böyle çocuk oyuncularımız, herkes o kadar iyi ki. Böyle tek tek çalışmak istediğim, benim sanki bana yapmışlar kastı gibi resmen. O yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Afiş çekimlerine bir bakalım. Dizinin merak uyandıran afişlerinin ortaya çıktığı çekimlerde Demet Akbağ'ın dikkat çeken imajı da göze çarpıyor. Sandık Kokusu kadrosunda yer alan isimlerden Seda Türkmen'le beraberiz. Sandık Kokusu'nun lalesi Seda Türkmen de dizi için iddialı konuşuyor. Şu an Türkiye seyircisinin istediği bir dizi yapacağız gibi geliyor bana. Oldukça samimi, doğal, zaten oyuncularıyla olsun. Ekibin kendisiyle olsun, kamera arkasıyla olsun, zaten genel olarak baktığınız zaman işte isimlere baktığınız zaman az çok tahmin ediliyordur nasıl bir dizinin geleceği. Keyifli bir iş olacak. Ekran için gün sayan Sandık Kokusu önümüzdeki çarşamba akşamı ilk bölümüyle Show TV'de. Hatalarını kabul etmez. Evlatlarından birinin ölmüş olmasını diledin mi? İnsanın gözünün hep yolda olması ne demek sen biliyor musun?